Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız başkanım? Ben, ne güzelmiş. Ben iyiyim de siz nasılsınız? İyiyiz nasıl? Hocam. İyiyiz, hiç iyiyiz. Ya hiç iyi değiliz. Bugün en büyük, hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Ne oldu? Bugün mesela toptancım ayın birinden sonra döviz kurla satış yapacağız. Aa. En büyük şey burada. Telefonum burada. WhatsApp'tan yolladığı şeyler burada. Dekodlar burada. Döviz kurla önüne geçemiyor diyor. Günlük fiyat verirken, albüm yaptırırken şu albüm fiyatı bir nedir diyemiyoruz yani. Derken müşteri toptancı arıyoruz. Ne kadar diyoruz? İlk önce ondan sonra fiyat veriyoruz. Ben altıncı değilim ki. Ben dövizci değilim. Ben burada bir fotoğrafçıyım, esnafım. Benim kadarcım ne kadar olabilir ki? Ben önüne bir evlenecek olacak bir insanım. Ve ben dördüncü ayda ben kaymama söz verdim. Evini çıkaracağız evden bir. Altın o zaman da 450 lira, şu an 1000 lira. Ve ben nasıl yapacağım? Benim babam yatarak 2 yıldan beri benim evimde şu evraktan geziyorum. Ne emekli olabildi, ne bir şeye bağlanabildi, ne bir engelli bakım aile alabildi. Kime gittiysek red cevabı. Benim arkamda evim yok, arabam yok, bir şeyim yok. Ben evim kira, dükkanım kira. Ben ne yaparım? En basit örnek ben babama bakıyorum. Ben yaşım 25, ben babamı sırtımda hastaneye 3 kez sırtımda indirim kaldırdım. Hukuki olarak neyi nasıl yapabiliriz? Bu fazla mı? Fazla, bakabilirsiniz. Yok. Ve şu an tekrar SSK'ya gönderdik. Şu an cevabını bekliyoruz tekrar. Burada iletişim şeyim var. Ben numarada yazabilirim. Yaz şuraya. Kartımı da verebilirim. Bir bakalım biz buna. Sen yani, şahsına hukuki olarak ne yapabiliriz? Yani en basit başkanım, ben evlenecek bir insanım. Aynen. Ve ben babamı bıraktığım zaman anneme babama kimse bakamayacak. Gelin. Kiracılar. Gelin var ama ben kalkıp başka yerde kalacağım. Ben dedim bir bakım aile olsun, bir emekli aile olsun. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşim. Herkes evlendi gitti. Bir ben kaldım. Ve ben babama bakıyorum. Benim yaşım 25 ve ben babama bakıyorum. Kendi düğün paramı biriktiriyorum. Biriktiremiyorum bile. Ben bir aydan beri oturmuşum mobilyacıları araştırıyorum. Hangisi ucuz verecek? Nasıl verecek? Nasıl yaparız? Faizsiz veren var mı? Taksi veren var mı? Ve bunu uğraşıyoruz. Ve oturmuşuz yani ağlıyoruz resmen. Ben bugün iki tane müşterim geldi. Ben iki tane müşterim Avrupa'ydı, konuşmasından belliydi. Ve anladım ben en kısa yol nasıl gidebilirim diyorum. Artık kaçak yola gitmeye karar verdim diyorum. Ve ülkenin son durumu bu yani. Bu ne ya? Ya ben okumuşum. Bu zamana kadar boşuna mı okudum? Üniversite mezunu. Lise mezunu, üniversiteye gittim bıraktım okulu. Kamu yönetiminden bıraktım. Ben niye boşuna mı okuyacaktım? Okuyup da kaymakam olmayacaktım bu ülkenin sonunda.